İyi günler sevgili seyirciler. Sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasi haberlerin tartışıldığı analizler programına hoş geldiniz. Ben İlker Karataş, sizlere sevgi ve muhabbetlerimi sunuyorum. Hayırlı günler, iyi pazarlar diliyorum. Sevgili dostlar, genelde programlarımızda belli başlı konuları ve dosyaları işliyoruz. Ya bizim amacımız fenomenlik değil. Yani muhakkak herkesin gönlünde bazı aslanlar yatar. Siyasi görüşlerde farklılık olabilir. Ama amacımız gazetecilik yapmak. Yani sosyal medyada son zamanlarda gerçekten bu işin hakkını veren çok ama sonradan da çıkıp işi tamamen sulandırıp fenomenliğe döken ve bu anlamda gazetecilikten nasibini bile almamış, hayatında gazeteciliğin G'sini bile işlememiş, editöryel bir sayfa bile nedir diye sorsanız yapmamış ya da işte bir sürmanşet dediğinizde bu konuya heh diye Fransız kalan, yani sokağa çıkıp bir gün olsun bir röportaj yapmamış ya da herhangi bir haber peşine koşmamış. İnsanlar maalesef sosyal medyayı yani işgal etmekte. Erdoğan abimiz yeğenimiz hoş geldiniz. İşin açıkçası bu konuda bayağı bir muzdaribiz. 1998 yılından beri aslında yerel gazetecilikle meşguliyet olan bir insanım ve 2000 yıllarından itibaren de yani bir takım gazetelerde ya da dergilerde editörlük ya da reklam müdürlüğü ya da işte yani yazı işleri sorumlusu olarak görev yaptık. İşin açıkçası sosyal medya olayı çıktıktan sonra yeni dönem masaüstü haberciliği olayı çıkınca biraz bu sosyal medya olayı gazetecinin içini boşaltmaya başladı. Herkes kendini gazeteci olduğunu zannetti. Ama gazetecilik bu kadar kolay bir şey değil. İki tane kelimeyi bir araya getiren, işte bir konu hakkında yorum yapan ya da işte internette ve bilgiye çok kolay ulaşmanın olduğu bir zamanda maalesef herkes bir anda sosyal medya fenomeni kesildi. Gazeteci olmaya başladı. Aslında gazetecilik kamu görevlisi anlamında görevi olan bir kişidir. Sarı basın kartı olan kişidir. Evet, hepimizin eksiği olabilir o konuda. Ona bir şey demiyorum ama en azından şu var yani. Yaptığımız iş topluma ve insanlara faydalı olan bir iş. Sadece siyasi rant elde etmek için, ekonomik rantlar elde etmek için, fenomen olmak için yapılan, YouTuber'lık adı altında yapılan işler kesinlikle yani sosyal medya anlamında yapılan işler gazetecilik değildir. Bu gazetecinin G'si bile değildir. Gazeteci araştırmacı olur, gazeteci dürüst olur, gazeteci objektif olur, gazeteci şeffaf olur. Birinin asla gölgesinde bu işi, onun bir takım güdümünde bu işleri yapmaz. Bizler yıllarca doğruyu söylemeye, gerçek bilgileri insanlara anlatmaya, yayınlarımızda ben 10 yıldır gastronomi yayıncılığı yapıyorum ve bu sektörde Lezzet İstanbul, Lezzet İst diye bir dergi çıkarttım. Geçmişte Prizma dergisi çıkarttık. Sektör Türk diye ekonomi dergisi çıkarttık, efendime söyleyeyim. Bunun yanında eskiden Manşet gazetesinde köşe yazısı yazdık bir süre ilk çıkan sayılarda. Doğan hocamız vardı, onun gazetesini de yazdık. Sır dergisinde yazıyoruz. Yani zaman zaman yazılarımız çıkıyor. Ben tabii şimdi biraz buradan girdim ama bugünkü konumuz Libya konusu. Libya ile ilgili çıkan bazı haberlerle alakalı sizlere yorumlar yapacağım. Libya siyaseti Türkiye Cumhuriyeti'nin çok önemli bir siyaset. Bölgede istikrarlı olmak adına, güçlü olmak adına, Doğu Akdeniz'deki Türkiye'nin haklarını korumak adına ve burada ciddi bir çıkış yakalayarak Türkiye Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Cumhurbaşkanlık sistemi nezdinde ciddi bir artı elde etti ve ciddi bir güç elde etti ve burada iyi bir rol oynadı. Yani Orta Doğu'da Türkiye'siz hiçbir şey yapılamayacağını gösterdi. Ama bazı ülkeler özellikle bu Libya meselesinde kesinlikle Türkiye'nin burada olmasını çok arzu etmiyor. Çünkü burada çok önemli bir kazanım söz konusu. Hem buranın altyapısının yapılması, imarının yapılması savaştan sonra hem de bir de petrolle alakalı ciddi anlamda bazı hesaplar olduğu için Türkiye'nin burada insani yönden barışı getirmek adına yaptığı eylemleri farklı yerlere çekip aslında alimin zikri neyse fikri de odur diyerek kendi yanlış fikirlerini ve daha çok sömürü sistemiyle olan düşüncelerin fikirlerinin Türkiye'nin de yaptığını, yapıyor olduğunu ima ederek Türkiye burada itibarsızlaştırmaya, Türkiye'yi zor duruma sokmaya çalışıyor. Gelelim bakalım aslında buradaki amaç nedir? Avrupa Birliği bir kere burada ikiyüzlülük yapıyor.
burada barış olması için elinden geleni yapıyor. Ama bir taraftan da Hafter denen maalesef eşkıyaya, kendini halife eden insana arka çıkıyor. Ona silah veriyor. Ve yüzlerce binlerce insanın katliamına neden oluyorlar. Yani biz bunu bir ay önce söylemiştik aslında. Bir hastanedeki yatan insanların katledilerek bir burada soykırıma benzer, yani savaş suçları işlediğini Hafter'in söylemiştik. Bugün son zamanlarda sosyal medya ve bütün haberlerde bu konu gündeme gelmeye başladı. Şimdi biz gelelim Macron'un karın ağrısına. Niye Macron Türkiye'ye bu konuda böyle çıkışlar yapıyor? Çünkü ciddi anlamda Türkiye ile olan derdinin en büyük sebebi Sirte'deki yapılan petrol kaçakçılığı. Normalde Libya'daki petrollerin çıkışı mutabakat hükümeti üzerinden resmi olarak yapılması gerekiyor ve onun hesabına paraların geçip o şekilde petrolün Avrupa'ya taşınması ve Avrupa'da Fransa'nın kullanıma sunulması, bunun işletilip ekonomi kazandırılması, yani enerji bakımından kullanılması. Macron'un Türkiye ile derdi Sirte'den yapılan kaçakçılığı ve Avrupa Birliği'nin ikiyüzlülüğünü ortaya çıkardığımız için bu konuda rahatsızlar. Hafter'in 18 Ocak tarihinde ülkenin doğusundaki günde yaklaşık 800 bin varil toplam kapasitesi sahip 5 terminali almasıyla ülkenin petrol ihracatı bir anda günde 80 bin varile düştü. Yani buradaki amaç Hafter'in ve diğer Avrupa Birliği'ndeki, Avrupa'daki ülkelerin amacı buraya, ülkeye huzur ve barış getirmek değil. Bu düşüncede olan tek ülke, gerçekten de samimi olan ülke Türkiye. Ve Türkiye'nin bir kere geçmişte dayalı burada ciddi anlamda bir bağları var. Libya, Osmanlı Devleti'nin geçmişteki vilayetlerinden, topraklarından ve bizim oradaki insanlarla bir kere kardeşlik bağımız var. Hem din kardeşliği, ümmet kardeşliği, hem de geçmişe dayalı bağlarımız var. Oralar ceddimizden, vatanlarımızdan bizlere miras kalan yerler. Bizler Allah nezdinde bir kere Allah rızası için orada hizmet etmeye çalışan bir milletiz. Ama gel gelelim ki enerjiyle alakalı, özellikle doğalgaz ve petrol yataklarıyla alakalı olan savaş bu bölgede daha da kızışmaya başladı. Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin özellikle doğalgaz ve petrol konusunda sondaj çalışmaları, Güney Kıbrıs'ın bu konudaki tepkilerin ve Yunanistan'ın yapmış olduğu tepkinin zayıf kalması nedeniyle Avrupa Libya üzerinde kendi Hafter piyonunu ortaya koyarak Türkiye'yi burada sıkıştırmaya çalışıyor. Çünkü Libya mutabakat hükümetiyle yapılan anlaşma ciddi anlamda Türkiye'nin elini güçlendirdi. Bu durum özellikle Libya'daki petrol ihracatının 80 bin varile düşmesiyle bu durum kabaca Libya halkına da 6 milyar dolara mal oldu. Ancak dahası var. Sirte ve petrol tanıdık senaryo. Önceki yazıda da belirttiğimiz gibi Sirte'nin öneminden bahsetmiştik. Sirte havzası ülkenin petrol üretimi ve ihracatının can damarı. Normalde petrol ticareti için izlenen yol şu şekilde oldu. Petrol ihracatının elde edilen gelir Birleşmiş Milletler nezdinde tanınan Türkiye'nin de desteklediği meşru Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin UMH kontrolündeki Trablus'ta yerleşik Libya Merkez Bankası'na yatırılıyor. Yani buradan petrol çıkışının bu şekilde olması gerekirken ancak Sirte halen darbeci Hafter'in kontrolünde ve Hafter de Trablus'u ele geçiremeyince işi giderek zorlaştırdığı için önümüzdeki dönemde Doğu Libya ve Batı Libya gibi bir koz, yani ülkeyi ikiye bölerek yine kendisine burada masada yerini sağlamlaştırmaya çalışıyor. Ama bir kere masadan zaten kaçan ve hiçbir şekilde anlaşma zeminine varmak istemeyen, sadece kendi dediklerinin olmasını isteyen bir insan var. Ve bugün yaşı 70 küsürlerde olan bir insanın bu ülkeyi yönetmek gibi bir vaadi var. Yani kendisine faydası olmayan, Avrupa'nın desteği olmasa ayakta duracak olamayan, varlığı bile ortadan kalkacak olan bir insan bu gibi oyunlar içerisinde bu bölüme önerisini karşımıza çıkmak istiyor. Şaşırmamak gerekiyor tabii ki. Biz bu senaryoyu Irak ve Sudan'da da görmüştük. Uluslararası hukuka göre petrol ihracatını yapma yetkisi Serrac'ın başkanlığını yaptı. UMH'nin elinde. Sahadan gelen bilgiler ise başta Fransa olmak üzere Hafter destekçi AB ülkelerinin Libya'dan yasa dışı petrol aldığı yönünde önemli bazı ipuçları ve nedenler var. Bunun en büyük nedeni bir kere Libya petrolün kükürt oranı çok düşük. Bu durum petrolün işlenmesini
kolaylaştırıyor. Yani ve maliyetleri düşürüyor. Avrupa'daki rafinerinin büyük bölümünün tasarımı düşük kükürtlü petrole göre yapılmış. Yani Libya AB ülkeleri için kritik öneme sahip. Ve işin ilginç tarafı, yani yıllardır Fransa, İngiltere, Amerika, yani İtalya, bu insanlar Orta Doğu'da işgal etmedikleri ülkeler kalmadı. Buralarda sömürü sistemiyle kendilerini zenginleştirdiler. Kendi ekonomilerini ayağa kaldırdılar. Ve kendi mallarıymış gibi burada kullandılar. Zaten biliyorsunuz Osmanlı Devleti'nin parçalanmasıyla beraber Osmanlı Devleti'nden ayrıldıktan sonra 48 tane devlet kuruldu burada. 48 tane. Yani Balkanlardan tutun Güney Afrika'ya kadar burada birçok yani devlet kuruldu. Bunlardan bir tanesi işte Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, yani sonradan Katar işte kuruldu. Dubai ayrı bir şehir ve buna göre Cezayir ayrı. Pakistan zaten vardı. Hindistan zaten vardı ama düşünün yani Balkanlarda eski Yugoslavya parçalandıktan sonra biliyorsunuz işte son dönemlerde Bosna Hersek, işte Kosova, Arnavutluk gibi ülkeler ve haritalar çizildi ve bu ülkeler Irak, İran, Suriye unutmadan onları da söyleyelim. Libya zaten o da Osmanlı'ya bağlı bir vilayetti ve bugün ülke oldu. Şimdi 2010 yılındaki toplam petrol ihracatının %85'inin Avrupa'ya, ülkedeki Libya'daki özellikle Avrupa'ya gerçekleştirildiğini not edelim. Fransa'nın Libya'dan ithal ettiği petrol miktarı 2017 ve 2018 yıllarında artarak ortalama 30 milyon varile ulaştı. Fransa'nın 2018 yılında ithal ettiği toplam 397 milyon varil ham petrol yaklaşık %9'u Libya'dan geldi. Şunu söylemek mümkün. Başta Macron olmak üzere pek çok Avrupa Birliği ülkesinin lideri bilerek de bilmeyerek uluslararası hukuk çiğneyerek Libya'dan yapılan petrol kaçakçılığına göz yumuyor. Yani lafa da geldikleri zaman hukuktan, adaletten, kanundan her türlü konuda sütten çıkmış ak kaşık gibi bir de ülkelerin her türlü meselesine Avrupa Birliği normları üzerinden müdahale ederek ülkelerin başına bela alıyorlar. Son zamanlarda Türkiye'de biliyorsunuz yani CEDAV ve LBT'cilerin İstanbul Sözleşmesi gibi bir takım uyum yasaları ya da işte değişik kanunlarla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi eşitlik, insan hakları eşitlik hakları, işte özgürlükler, kadın erkek eşitliği, efendime söyleyeyim buna benzer bir takım söylemler altında ülkelerin birçok değerlerini ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Türkiye karşıtlığının sebebi İngiltere Avanı Kamerası Dış İlişkiler Komitesi'nin 2016 yılında Libya ile ilgili hazırladığı rapora bakılırsa Fransız İstihbaratı'nın ABD Eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın danışmanı Sidney Blumenthal'ın aktardıkları raporda şöyle yer alıyor. Buna göre Fransa'nın Libya'ya 2011 yılında askeri müdahalede bulunulmasını istemesinin nedeni Libya'nın petrol üretiminde aslan payını alabilmekti. Fransa'nın Kuzey Afrika'daki nüfuzunu artırabilmek, Fransız iç siyasetinde Libya'yı kullanabilmek ve Kaddafi'nin Fransızca konuşan Afrika ülkelerindeki etkinliğini sona erdirebilmek, yani Fransa'nın darbeci Hafter'e desteğinin arkasını işleyen bir strateji buydu. Libya halkı aslında Macron'un umurunda olmadığı gibi Libya halkının refahı için kullanılacak petrole göz dikilmiş durumda. Hatta bu petrolü yasa dışı yollarla ulaşmayı bile göze alarak şu andaki söylemiş olduğumuz bu petrol kaçakçılığını göz yumarak 2018 yılında Tunus'ta ziyaretinde Tunus Meclisi'nde yaptığı konuşmada Libya'ya 2011 yılında yapılan askeri müdahaleyi şiddetle eleştiren ve Libya'daki krizin askeri müdahaleyle çözüme kavuşturulacağını düşünmemiz hataydı. Libya bu halde ise kabahat ABD ve bazı ülkelerinde Libya'daki aile haksızlığın sorumlusu hepimiz demesine rağmen Türkiye'nin desteğiyle sahadaki dengelerin değişmesi Macron'a bir dönüş yaptırdı. Bu Salvador'da daha önce Sarkozy'nin Savunma Bakanlığı'nı ve şimdi ise Macron'un Dışişleri Bakanlığı yapan Jean Yves ile Drayna'nın büyük payının olduğunu ve Macron'un ile Drayna'nın görüngesine girdiğini ifade edebiliriz. Fransa bu kez başka bir darbeci Sisi'yi de yanına alarak Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin attığı adımlara karşılık veremeyen Yunanistan ve Güney Kıbrıs
Rum kesiminin imdadına yetişmeye çalışıyor. Yani şimdi Sisi zaten bu ülkelerin desteğiyle oraya gelmiş ve bugün Müslüman bile olmayan ve Mısır'ın başında olan bir devlet başkanı bu ülkenin desteğiyle oraya gelmiş ve onlara da olan ahde vefasını ödemek için bu Doğu Akdeniz meselesinde Mısır Sisi kozunu da ortaya koyarak Güney Kıbrıs Rum kesiminin de bu meselede zayıf kalması ve Yunanistan'ın da yeterli şekilde müdahale edememesinden dolayı böyle bir kozları ortaya koymaya çalışıyorlar. Bu ülkeler 11 Mayıs 2020'de Libya ve Doğu Akdeniz konusundaki yayınladıkları ortak bildiride Türkiye'ye mesnetsiz ve yersiz suçlamalarda bulundular. Biliyorsunuz bunu da basından takip ettiniz. Bildiriye Doğu Akdeniz'in hiçbir alakası olmayan Birleşik Arap Emirlikleri de iştirak etti. Zaten Birleşik Arap Emirlikleri ne hikmetse Arap Emirliği olmasına rağmen, Müslüman olmasına rağmen her türlü fitne fesatın içinde olmaktalar. Suriye meselesinde de olsun, Libya meselesinde de olsun ve bir de Arabistan'la beraber bu bölgede gerçekten İslam adına yapılacak en önemli şeylerde bile yani karşıt fikirler ortaya koyarak maalesef bu bölgede yani Müslümanların emperyalist güçler karşısında ezilmesini ve bunların gerçekten ambargolar altında kalmasını, mesela örnek Katar. Katar'a son 4 yıldır yapılan ambargoların arkasında Amerika var ama bunların yanında Birleşik Arap Emirlikleri de var, Suudi Arabistan da var. Bunlar da bu ambargolara uyarak aslında amaç burada Türkiye'yi daha zor duruma düşürmek. Türkiye'nin Katar'la olan ilişkileri, Libya'yla olan ilişkileri ve Suriye'deki oynadığı rolü zayıflatarak Türkiye'yi itibarsızlaştırmaya çalışıyor ama Allah'ın izniyle tabii ki alınan kararlar, uygulanan yol haritası ve stratejiler onlara bu fırsatı vermiyor. Çünkü Türkiye onların bildiği eski Türkiye değil. Gerek askeri alanda, gerekse ekonomik anlamda, gerekse siyasi anlamda her türlü alanda istikrarlı bir şekilde yoluna devam etmekte ve ciddi anlamda ekonomisini güçlendirerek hızlı büyüyen ülkelerin ilk sırasına girmekte. Bugün ilk 10 ekonominin içerisinde olan bir ülke konumunda Türkiye. Doğu Akdeniz konusundaki yayınladıkları ortak bildiride Türkiye'ye mesnetsiz ve yersiz suçlamalar yöneltildi. Bildiriye Doğu Akdeniz ile hiçbir alakası olmayan Birleşik Arap Emirlikleri de iştirak etti. Zira tüm bu ülkelerin Libya ile ilgilenmesinin nedeni sadece petrol ve doğal gaz iken, Türkiye'nin biliyorsun Libya ile ilişkileri Libya'da kalıcı barış ve istikrar güvenliğin sağlanmasına katkı sağlanması ve karşılıklı yarar temelinde oluşmakta. Yani Türkiye Osmanlı'dan bizlere kalan, dinimizin bize emrettiği şekilde olan bir mirası, bir hayali, bir yaşam tarzını, bir felsefeyi ortaya koyuyor. Yani nedir? Barış, yani huzur, adalet, bunun tesis edilmesi, insanlığın yaşatılması, zulümlerin ortadan kalkması, adaletin tesis edilmesi konusunda yani her yerde, mazlum coğrafyalarda bu konuda elinden geleni yapmaya çalışıyor. Türkiye'nin Trablus'a geniş bir heyetle yaptığı ziyaret, sahada yaşanan sevindirici gelişmenin sürme beklentisinde barış isteyen Libya halkının umudunu arttırdı. Gerçekten Türkiye'nin bu geçenlerde yapmış olduğu üst düzey ziyaret ve arkasında Savunma Bakanımızın da yaptığı ziyaret Avrupa'nın da çok 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 yakından takip ettiği, dikkat ettiği bir konu. Yani Libya'daki yapılan siyaset ve politikalar özellikle Libya Mutabakat Hükümeti'nin de Türkiye'ye karşı olan bakış açısı, bu konuda Türkiye'ye olan güveni, Türkiye'ye olan yaklaşımı her iki taraf için umut var edici ve halkında da ciddi anlamda bir umut yeşerdi barışın tesis edilmesi adına. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hakları doğrultusunda uluslararası hukuka uygun adımları Avrupa Birliği tarafından her defasında birlik dayanışması söylemi. Sanki biz burada yanlış bir şey yapıyoruz, hukukun dışında bir şey yapıyoruz, sanki bir insanları savaşa teşvik ediyormuşuz gibi ya da savaş dilini konuşuyormuş gibi, kavga dilini konuşuyormuş gibi imalarda bulunup birlik dayanışması. Bugüne kadar siz neyin birliğinin içerisinde oldunuz ki? Yaptığınız hangi eylem içerisinde kendi menfaatlerinizin dışında insanlık adına bir gerçekten eylem içerisinde oldunuz? Suriye meselesinde, mülteci meselesinde Türkiye'yi kendi kaderine bırakıp ve
bu mülteci meselesine verdiğiniz sözleri tuttunuz mu? İkiyüzlülük içerisinde davranıp Türkiye'yi kendi kaderine terk edip ama Türkiye'nin altından kalkamayacağını düşündüğünüz bu mesele altından kalktığını görerek ve ciddi anlamda, mali anlamda büyük yatırımlar yaparak bu insanların yaşam standartlarını artırmak ve yükseltmek için elinden geleni yapmasına rağmen ve mültecilerle ilgili geçenlerde biliyorsunuz 10 gün önce mülteci günüydü ve onunla ilgili hem Birleşmiş Milletler'de hem de uluslararası camiada bir takım eylemler ve bir takım etkinlikler yapılmasına rağmen hiçbir şekilde mülteci meselesinde Türkiye'nin yapmış olduğu hiçbir çalışmanın örneğini yapmadınız. Aksine ülkenizdeki mültecilere, gelen mültecilere ciddi anlamda çok kötü davranışlar içerisinde bulundunuz. Bugün Yunanistan'ın mültecilere karşı uygulamış olduğu politika son derece bunun en büyük örneklerinden birisidir diye düşünüyoruz. Yani insanların kaderine terk edilmesi, hatta denizlerde boğulması, işkenceler yapılması, kamplarda çok kötü şartlarda yaşamlarını sürdürmesi, bu medeniyetin beşiği olan, kendini medeniyetin beşiği gören Avrupa'nın maalesef ikiyüzlülüğünü ve insani açıdan sınıfta kalmışlığının o ortaya konulduğu eserler diye düşünüyoruz. Fransa'nın başını çektiği bazı Avrupa Birliği üyesi ülkelerin Mısır'da darbeyle göreve gelmiş bir diktatörle aynı masada oturarak ve yine Libya halkını temsil eden meşhur Libya hükümetini darbeyle devirmeye çalışan Hafter'le işbirliği yaparak hareket ettiğini gördüğümüzde Avrupa samimi olmadığını, ikiyüzlü olduğunu açıkçası bunu koymuş oluyoruz. Söz konusu petrol olunca ikiyüzlülük üzerine inşa ediliyor her şey. Yani başka bir neden, başka bir neden değil bu olayla alakalı. Pekala, burada gelelim Libya petrol ve doğalgaz konusunda anahtar ülke Türkiye meselesini biraz daha konuşalım. OPEC'e göre 1962 yılında üye olan Libya'nın özellikle Libya'nın ispatlanmış petrol rezervi miktarı 48 milyar varil. Ancak Libya'nın önemi bununla sınırlı değil. Çünkü Libya'da tıpkı birçok Kuzey Afrika ülkelerinde olduğu gibi keşfedilmeyi bekleyen zengin hidrokarbon kaynakları bulunuyor. Dahası Libya taşıma maliyetlerinde kilometre başına yarım doların bile hesap edildiği günümüzde Doğu Akdeniz'de Türkiye ve İtalya gibi dev enerji piyasasına coğrafi olarak oldukça yakın olması nedeniyle çok ciddi anlamda önem arz etmekte. Sirte'nin önemi nereden geliyor? Biraz da bunu konuşalım. Her ne kadar Türkiye Libya'da petrol için bulunmasa da İtalya, Fransa, Rusya ve ABD gibi ülkelerin buradaki emellerinin petrola dayalı olduğunu biliyoruz. Bunu söylemek yanlış olmaz. Petrol gelirleri Libya ekonomisinin can damarı. Libya'da Kaddafi'nin iş başına geçtiği 1969 ile ABD yaptırımlarının devreye girdiği 1980'li yılların ortalarına kadar 20 yıllık kısa dönemde 150 milyar dolarlık bir gelir ağırlıklı olarak petrolden gelir elde edildi. Libya'daki son gelişmelerde öne çıkan şehirlerden birisi Sirte. Öyle ki Sisi bile Sirte bizim kırmızı çizgimizdir diyecek kadar ileri gitti. Peki neden Akdeniz'e uzanan Sirte havzası ülkenin ilk petrol üretiminin yapıldığı ve ispatlanmış petrol rezervlerinin yaklaşık %85'inin yer aldığı bir bölge? Aynı şekilde üretiminin %85'lik kısmı burada gerçekleşiyor. Ülkenin 8 milyar varillik ispatlanmış rezerve sahip Salir de burada yer alıyor. Bunun yanı sıra Sirte havzası İHS Market'in 2017 yılında belirlediği ABD dışında kalan ve hidrokarbon üretim açısından gelecek vaat eden sayısı 20'ye yakın süper havza arasında gösteriliyor. Sirte Kaddafi'nin de memleketiydi biliyorsunuz ve orada hayatına son verdiler. Ben Kaddafi meselesini gerçekten son derece çok üzüldüm. Hala da kendisini zaman zaman anarım. Benim çok sevdiğim, yani gerçekten değer verdim. Arap ülkeleri içerisinde Osmanlı'ya da son derece sevgisi ve muhabbeti olan idealist, yani gerçekten böyle cesur bir liderdi. Ve halkı oyuna getirildi. Maalesef halkın oyuna getirilmesiyle beraber Kaddafi'nin yıkılmasıyla Amerika'nın zaten istediği oydu. Kaddafi biliyorsunuz burada iç savaşlarla beraber darbeler söz konusu oldu. Devrik lider burada doğdu ve burada öldürüldü. Yani hem teknik olarak hem de algısal olarak Libya'nın en önemli şehri diyebiliriz.
Az konuşulan doğalgaz mevzusu Libya denildiğinde akla petrol gelse de ülkenin doğalgaz üretimi ve ihracatı eskiye dayanır. 1971 yılında sıvılaştırılmış doğalgaz ihracatına başlamış. Dünyada o dönem ABD ile Cezayir ile birlikte LNG ihraç edebilen 3 ülkeden biri olmasına rağmen Libya 1980'li yılların ortalarında uygulanmaya başlanan ABD yaptırımları nedeniyle LNG ihracatını geliştiremedi. 2011 yılında tüm İspanya olmak üzere sadece 300 milyon metreküplük LNG ihracatı yapıldı. Yani bu da demektir ki çok ciddi bir rezervlere sahip olması ve geçmişte fazla ihracat yapamamasından dolayı ve hala kullanılan ciddi bir rezervin söz konusu ve ciddi bir ekonomik gelir söz konusu. 2011 yılında hasar görmesi nedeniyle ülkenin 3.2 milyon ton yıl kapasite sahip LNG terminalinden son 9 yılda bir kargo bile ihraç edilemedi. Yani burada da ciddi bir sabotaj olduğu söz konusu. Öte yandan ülkenin batısında kalan Greenstream boru hattıyla İtalya'ya Akdeniz'in altından 2004 yılından bu yana doğalgaz ihraç ediliyor. Avrupa Birliği Afrika kıtasından 4 boru hattıyla doğalgaz ithal ediliyor. Bunlardan ikisi Cezayir'den İspanya'ya, biri Cezayir'den İtalya'ya ve diğeri ise Libya'dan İtalya'ya uzanıyor. 2019 yılında Afrika kıtasından Avrupa Birliği'ne bu 4 doğalgaz boru hattıyla yapılan ihracatta 3 hatta çeşitli nedenlerle düşüş yaşanmasına rağmen ancak 10 milyar metreküp kapasiteye sahip Greenstream hattıyla yapılan ihracat bir önceki yıla göre %28 civarında artış gösterdi. Ülkeden İtalya'ya geçtiğimiz yıl yaklaşık 6 milyar metreküplük gaz ihraç edildi. Sirte'ye dönecek olursak ülkenin sahip olduğu 1.5 trilyon metreküplük ispatlanmış doğalgaz rezervlerinin yaklaşık %60'ını ev sahipliği yapan Sirte Havzası'nın kaya gazı açısından da zengin olduğu biliniyor. Yani Libya meselesi Avrupa'nın iştahını kabartan bir mesele. Burada tabii ki Türkiye'nin söz sahibi olmasını istemiyorlar. Yani bizim Türkiye'nin tabii ki dediğimiz gibi burada uyguladığı politika, siyaset öncelikle işin insani tarafı. İnsanın özellikle burada barışın tesis edilmesi, huzurun tesis edilmesi, adaletin sağlanması, meşru hükümetin işte icraatlarını yapması ve yasalarını, anayasasını çıkartması noktasında Türkiye burada gerek askeri, gerek siyasi, gerek ekonomik anlamda ciddi destekler ve yatırımlarda bulunuyor. Sirte Havzası'nın kaya gazı açısından da zengin olduğu biliniyor. Ancak Sirte Havzası'nın kaya gazı üretimi yapılmadığında not edelim. Bu da birilerinin demek ki planlarında, kafasında yer eden bir şey. Libya'nın geleceğinde Türkiye'nin rolünü biraz konuşursak, Libya'da istikrar yeniden sağlandığında ülkenin doğalgaz ve petrol sektörünün üstesinden gelmek zorunda kalacağı başlıca sınama üretimi yeniden eski seviyelere çıkarabilmek. Ancak 2011'de başlayan iç savaştan ve bu yana ülkenin büyük hasar görmüş mevcut doğalgaz ve petrol üretim ve iletim altyapısının kapsamlı onarıma ihtiyacı var. Bu da tabii ki Libya'ya en yakın olan ülke Türkiye'den alacağı desteklerle olması gerekir diye düşünüyoruz. Böyle bir plan da vardır. Libya'nın petrol depolama altyapısının ciddi zarar gördüğü biliniyor. Öte yandan ülkenin ispatlanmış doğalgaz ve petrol üretimi artırma hedefi için denizlerde keşfedilmeyi bekleyen kaynaklar da söz konusu. İşte Doğu Akdeniz bu yüzden çok önemli. Bu kaynakların üretime alınması ve ise ancak ilave yatırımlarla mümkün. Bu noktada hemen şunu ifade edelim. Türkiye ile Libya'nın deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına yönelik olarak 2019 yılı Kasım ayında akdedilen mutabakat muhtırası yalnızca Türkiye'nin değil Libya'nın da haklarını gözetmesi bakımından önemli. Zira Yunanistan'ın Girit'in güneyi ve etrafındaki adalara dair tek taraflı ve maksimalist yaklaşımı Libyalıları da rahatsız etmekteydi. Libya'nın geleceği için Libya'nın enerji sektörünün bütüncül bir yaklaşımla ayağa kaldırılması gerekiyor. Ancak maliyetlerini düşürmek için yatırımlarını birbiri ardına ertelemek zorunda kalan uluslararası enerji şirketlerinin stratejisi ve enerji sektörünün içinde bulunduğu durum bunu imkansız hale getiriyor. Bu noktada sanılanın aksine Libya'ya ilgisi yeni olmayan ülkede yaklaşık 20 yıldır faaliyet gösteren Türkiye'nin petrol şirketi TPAO devreye giriyor. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Şirketi gerek üçüncü ülkelerdeki saha deneyimleri kendi sondaj gemileriyle
arama üretim alanındaki artan gücü, gerekse sahada uzun yıllardır yer alan İtalyan ENI ve diğer şirketlerle gerçekleştirebileceği olası işbirlikleriyle Libya'nın geleceği için anahtar konumda. Yani bu Avrupa'nın da dikkatini çeken bir konu. Türkiye, geçenlerde birileri bizim Libya'da ne işimiz var, Suriye'de ne işimiz var? Hatta o kadar ilginç ki, yani çocukların bir gülebileceği bir şey. Biz böyle bir olayların gerçekleşmesine ve Libya'da barışın sağlanması durumunda belki petrolü 1 liraya ülkemizde kullanma durumu söz konusu olacağı zaman, ya bizim ne işimiz var oradan petrol alalım. Yani o kadar cahilane söylemler içerisinde oluyorlar ki, yani bizim dediğimiz olmuyorsa karşı taraf dünyanın en iyi şeyini yaparsa yapsın önemli değil. Ekonominin en iyisini getirse bile, bilginin en iyisini ortaya koysa bile, en ucuz maliyetli işler yapsa bile bunlar bizi ilgilendirmiyor. Niye? Çünkü dışarıdaki ağababalarımız bize böyle talimat veriyor. Biz de bunu böyle görmek, böyle öngörmek, böyle yapmak istiyoruz. Bunu da böyle kabul etmek zorundayız. Siz de bunu zorla kabul etmek zorundasınız gibi bir söylem içerisindeler. Ama artık Türkiye eski Türkiye değil. Bunu herkes bilsin. O yüzden herkes kendisine çeki düzen versin lütfen. Türkiye'nin artık önünü kimse kesemez ve kesmeye de hakkı yok. Bu millet son dönemlerde vesayet yönetiminde, darbeci yönetimlerinde çok çekti. Ve bugün çok hızlı bir şekilde teknolojik anlamda, askeri anlamda, sosyal anlamda, siyasi anlamda hızlı bir gelişim göstererek dünyanın hızlı büyüyen ekonomisi içerisine ilk ona giren bir ülke olması konumuyla artık bunun önünün kesilmesini hiçbir kişinin kabul etmemesi gerekir. Hem milliyetçilik bakımından, hem devletçilik bakımından, hem de yani hatta ulusalcıyız diyen, Atatürkçü diyen nerede söylüyorum? Devletçilik bakımından Atatürk'ün ilke ve inkılaplarını biraz okusalar, gerçek manada bu ilkelere biraz sarılsalar, yapılan şu andaki siyasi kararların bu ilkeleri de kapsadığını birazcık idrak etmiş olabilir. Ama mesele idraki malik. Maalesef bu noktada idrak edemiyorlar. Bizim için önemli olan hak, hukuk ve adalet, Allah rızası için hizmet etmek ve ilahi kelimetullah'tır. Ve bu da tüm coğrafyayı, tüm ümmeti, tüm İslam coğrafyasını kapsıyor. Aslında insanlık adına biz bu işleri yapıyoruz. Sadece ülkemizin kazanımı için değil. Çünkü neden? Türkiye bugün bütün mazlum coğrafyaya umut olan bir ülke konumunda. Ve bugün Müslümanların gözünü dikti ve liderlik konumunda gördüğü, Osmanlı'nın devamı olarak gördüğü bir milletiz. Türk milleti devlet kurmuş. Yani sadece bir tane devlet değil. Bugün 16 tane yüzlerce yıl süren devletler kurmuş. Hiçbir zaman esaret altına girmemiş bir milletiz. Ve tarihe altın harflerle tarihe kendimizi yazmışız. Ve bugün ispat etmişiz. O yüzden Türkiye'nin Orta Doğu'daki, Doğu Akdeniz'deki, Avrupa'daki, Güney Afrika'daki bütün çalışmalar ve kazanımları hem kendisi içindir, hem ümmet içindir, hem de insanlık içindir. Libya'yı bölmek kimin işine yarayacak? Bu haberimizde, yani Libya dostlarımızda biz buradaki Avrupa'nın 200'lüğünü ve sonradan buradaki Türkiye'nin anahtar ülke pozisyonundaki rolünü anlattık. Ve ülke bölünürse, Libya bölünürse kimin işine yarar? Biraz da o konuyu sizinle konuşmak istiyoruz. Libya'yı bölmek kimin işine yarayacak? Bir düşünelim bakalım. Yani Libya bugün bölünürse herhalde büyük bir ihtimal emperyalist güçlerin ve Avrupa'nın işine yarar. Bu Müslümanlığın, İslam aleminin işine yaramaz. Bizim işimize de yaramaz. İşimize de gelmez. Çünkü biz hiçbir Müslüman kardeşimizin canının yanmasını ve bir zulüm altında kalmasını ve emperyalist güçlerin tahkim altında yaşamasını doğru bulmuyoruz. Müslüman gerçekten güçlü olması lazım. Feraset sahibi olması lazım ve Müslüman kimliğiyle yaşaması lazım. Ama bu bölgelerdeki zulüm altında kalan Müslüman kardeşlerimizin gerçekten yaşantısı, işler acısı, bu da bizim hepimizin yüreklerini yaralamakta. Son birkaç haberde de belirtildiği gibi Libya'da son dönemde yaşananları özellikle enerji ve ekonomi boyutuyla izah etmeye çalışalım. Sahadan gelen bilgilerle yabancı medya organlarına çıkan haberler arasındaki tutarsızlıklar, neden konunun detaylarının daha fazla işlenmesi gerektiğinin
kanıtı ve niteliğini taşımakta. Libya'yı bölmek. Perşembe günü yayınlanan haberde Hafter'in kaçak petrol satışını meşrulaştırmak için Libya'yı bölme planıyla ortaya çıkabileceğini ifade edilmişti. Bu yazıda gönderdi de saatler sonra İngiliz Guardian gazetesinin Libya'nın bölünmesi için haberi yayınlandı. Yani önce bu tarz haberlerin altyapısı hazırlanıyor, sonradan bir yerlere servis ediliyor. Yani kafalarında şu anda Libya'yı ikiye bölmek gibi, Doğu Libya, Batı Libya gibi böyle bir düşünce oluşmaya başladı. Çünkü Hafter 70 küsur yaşında olmasına rağmen buradaki bir takım tasarruflarından, kendinceki tasarrufları, ki öyle bir şey yok, buradan vazgeçmeyi düşünmüyor. İşte kibir ya da nefis böyle olsa gerek diye bir şey. Habere göre ABD ülkede kalıcı bölünmeye yol açacak adımları hayata geçirmiş bile gözüküyor. Washington, Fransa ve Mısır'la birlikte Birleşmiş Milletler'de girişimde bulunarak Libya'daki petrol kaynaklarından elde edilen geliri 3'e bölmeyi planladığı görülüyor. Yani ABD resmen dünyanın jandarması olmuş. İstediği gibi böyle her ülkede istediği adımları atıyor. İstediği kararları alıyor. İstediği ülkeleri yanına çekerek her türlü zulme, her türlü haksızlığa, her türlü adaletsizliğe resmen imza atıyor. Ve medeniyetten bahseden, adaletten bahseden, hukuktan bahseden ülkelerde maalesef bu işin maşası oluyor. Neden? Hep menfaat söz konusu. Ve bugün Avrupa ülkelerine baktığınızda hiçbir şekilde geçmişinde kendilerinin gerçek manada üreterek ortaya koyduğu hiçbir iş gücü yok, biliyor musunuz? İcatları bile, fikirleri bile oradan buradan çalmışlar. Sanayilerini milletleri sömürerek zenginleştirmişler. İnsan gücünü oradaki kölelik sistemini ortaya koyarak bu işi meydana getirmişler. Yani maalesef dünyada böyle bir jandarma komutanlığı yapan bir Amerika var. Ve Allah bugün aslında koronavirüs, Covid-19 vakasıyla kendine gel diyor ama maalesef buradan kendisinin ders çıkarması söz konusu değil. Daha önceki haberlerde de belirtildiği gibi Libya'dan petrol ihracatının yasal zeminin Birleşmiş Milletler nezdinde tanınmış olan Ulusal Mutabakat Hükümeti ile yapılacak olması, yasal anlaşmalarla sağlanabileceğini ve satın alınan petrolün bedelinin Trablusgarp'taki Merkez Bankası'na gönderilmesi gerektiğini demzeki haberimizde ifade etmiştik. Ancak sahadan gelen bilgiler ise çok farklı. Zira başta Macron'un Fransa ve olmak üzere darbeci Hafter'in kontrolünü sirt eden petrol alan ve bedelini Libya Merkez Bankası'na yatırmayan tüm taraflar uluslararası hukuka göre suç işliyorlar. Daha yalan bir ifadeyle Hafter'in yaptığı petrol kaçakçılığına ortak oluyorlar. Yani adamın derdi ülkeyi yönetmek ya da ülkeyi barışa ya da huzura erdirmek değil sevgili dostlar. Adamın derdi yani buradaki petrol yataklarını ele geçirip Avrupa'ya uşaklık etmek, burada da bu yaştan sonra kendince bir yaşantı sürdürerek yani servet kazanmak. Dünyanın bütün malı senin olsa ne olur, olmasa ne olur. 3 metre kefene gireceksin, toprağın altında ahiretini bekleyeceksin. Ama işte insan nefsi böyle olsa gerek diyoruz ya. Her ne kadar diğer ülkelere görece olarak Libya hidrokarbon rezervleri mütevazi sayılsa da Libya'nın geleceği açısından petrol ve doğalgaz gelirleri büyük önem arz ediyor. Yani burada bunları el geçirerek oradaki halkın açlık ve sefalet içerisinde olmasına sebep olacaklar. Zamanında Saddam gitsin dediler. Bugün de işte Türkiye'de de olduğu gibi Erdoğan gitsin diyenler, halbuki Irak'taki, Libya'daki, Mısır'daki olayları görse, oradaki insanların açlık ve sefalet içerisinde olduğunu gözlemlese, bugün Türkiye'de de ikide bir, yani Erdoğan gitsin de ne olursa olsun, Türkiye Cumhuriyeti bugün itibarı artmış. İnsanların itibarı artmış. Eskiden pasaportunun bile itibarı yokken bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin pasaportuyla yurt dışına çıktığınızda insan gibi davranışlarla karşılaşıyorsunuz. Ama maalesef bizim insanımız nankör. Burada yapılan hizmetleri bile gidip yani görmezden gelip bir de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ve Türkiye Cumhuriyeti'nin başında bulunduğu hükümeti şikayet ediyorsunuz. Yani insan kendi eşini, dostunu, ailesini, kardeşini bir başka yabancıya şikayet eder mi? Bu bir cehalettir yani. Maalesef şu anda Libya halkı bu gelirlerden mahrum edilmiş durumda. Bakın şu anda bile mahrum edilmiş durumda. Düşünün ki bu ülke tamamen işgal edilip 3'e bölünse, 2'ye bölünse ve gelirleri 3 tane devlete, 4 tane devlete bölünse, halk sizce bu gelirlerden istifade etmesi söz konusu olur mu? Olmaz.
daha da açlık ve sefalet içerisinde olurlar. Bu gelirlerin Libya halkının refah için kullanılması gerekirken, Hafter'in kaçak yollarla bazı Avrupa ülkelerine sattığı petrolün geliri silah ve mühimmat, çatışma, kan ve ölüm olarak geri dönüyor. Yani sen bir de Halife Hafter diyorsun. Halifelik makamı kim? Sen kimsin ya? Sen kimsin ya? Sen kimsin? Bir de arkanda ayeti celileyi koyuyorsun, çıkıyorsun dünya medyası önünde açıklamalar yapıyorsun. Acaba bir yani bir elhamı oku desek herhalde muhakkak bizim hocalarımız 100 tane hata bulur sende. Halife dediğin Müslümanları temsil ettiğin insanlar feraset sahibi olur. Tevazu olur. Tevekkül eder. Savaşla işi olmaz. Biraz Resulullah Efendimiz'in hayatına bakarsa Resulullah Efendimiz savaşa bile en son karar vermiş. Allah'tan emir gelmeden savaşa da karar vermemiş. Sen burada Libya halkının refahı ve huzuru için bir düzen kurmaya çalıştığını söylüyorsun. Ama malın halka ait olan petrolü kalkıp Avrupa'ya peşkeş çıkıyorsun. Buradan gelen paralarla da buradan gelen ekonomik kazanımlarla da silah alıyorsun ve insanların canına kıyıyorsun. Libya Ulusal Petrol Şirketi NOC Başkanı Mustafa Sanallah da Libya halkının petrol gelirlerinden mahrum kalmasının sakıncalarına dikkat çekerken Libya ekonomisini düzeltmenin ve iç savaşla harap olan altyapının yeniden imarının yolunun uygulanan ambargonun kaldırılması ve Rusların petrol sahasını işgale son vermelerinin mümkün olacağını söylüyor. Evet, burada bir de gözden kaçan bir ülke var maalesef. Bizim için kardeş diyoruz. Yani şöyle kardeş, yani komşu ülke, samimi ilişkilerimiz var diyoruz. İşte iyi lider diyoruz Putin'e ama hep sağ gösterip sol vuruyor. Hem Suriye meselesinde hem de Libya meselesinde. Hiçbir şekilde samimiyetten ortaya koymuyorlar. İkiyüzlülükler hep ortada. Hep ikiyüzlüce davranıyorlar. Ve burada hep kendilerine bir kazanım elde etmek için bu ikiyüzlülüklerine devam ediyorlar. Ne diyelim, işte dünya siyaseti böyle. Ve meselenin içerisinde işin ilginçti çocuklar. Geçen gün bir haber dosyasını televizyonda yaptılar. Paralı askerler mevzusu. Libya'da hala hazırda pek çok ülkenin askeri bulundurduğunu biliyoruz. Bunun dışında devlet dışı aktörler olarak nitelebileceğimiz silahlı gruplar da var. Hatta bunların bir kısmı da özel askeri şirketler olarak tabir ettiğimiz paralı askerden oluşuyor. Açıkçası bölgedeki en büyük tehlikeyi de bu özel askeri şirketler oluşturuyor. Kontrolü ve iletişimi zor olan bu grupların amaçları arka planda bağlı oldukları istihbarat örgütleri tarafından belirleniyor. Dahası sahadaki petrol ve doğalgaz rezervlerinin nasıl kullanacağı ve kimler tarafından ticarileştirileceği ve açık denizlerdeki sondaj faaliyetlerini hangi şirketin üstlenebileceği gibi konulara bakılırsa bu özel askeri şirketlerin arkasında bazı küresel enerji şirketlerinin olabileceğini ve bu özel askeri şirketlerin söz konusu enerji şirketleri tarafından fonlanıyor olma ihtimalini gözden kaçırmamak gerekiyor. Tabii şimdi cesaretleri yetmiyor. Doğu Akdeniz ülkesinin hukuki kurallara çerçevesinde Türkiye'nin burada sondaj yapması aba altında sopa göstermeye çalıştılar. Hatta çok ilginç. Ben size kimsenin dile getirmediği bir şey söyleyeyim. İstanbul seçimlerinde bile bize bu kozu oynamaya kalkıştılar biliyorsunuz değil mi? Fransız, İngiliz, Amerikan, İtalyan gemileri Doğu Akdeniz'de gemileriyle, askeri savaş gemileriyle o bölgede uluslararası sularda Türkiye'ye sürekli aba altında sopa gösterdiler. Ama Türkiye Cumhuriyeti ne yaptı? Bu tehditlere papuç bırakır mı? Yani biz vatan millet deyince kanımızın son damlasına kadar savaşan bir milletiz. Bizim için şehit olmak, yani ölmek, Allah için bu yolda ölmek ve şehit olmak bizim için bir amaç ve bizim için büyük bir lütuftur. Biz gerçekten bu konuda kefenimizi koltuğumuzun altına koyarak yaşayan bir milletiz. Yani Türkiye kefen biçilmez yani. Bu kadar kolay bir şey değil. Herkes haddini bilecek bu konuda. Libya petrolü devreye girerse ne olacak? İşte bu konuda yani zurnanın zırt dediği yer. Libya bugünlerde üretim kapasitesinin çok altında petrol üretiyor. Aynı durum doğalgaz için de geçerli. Dahası açık denizlerdeki potansiyel petrol ve doğalgaz rezervleri de devreye girerse 2011'den bu yana bloke edilen bir aktör enerji piyasasını yeniden dönmüş olacak. Ve bu enerji piyasasına dönüşünde yanında ki yani ona arkadaşlık edecek hatta bu konuda partneri olacak olan kişinin Türkiye olma ihtimali
çok büyük. Ve bu yüzden ciddi anlamda korkuyorlar. Kuşkusuz bu durum başta Mısır ve Rusya olmak üzere pek çok ülkeyi tedirgin ediyor. Türkiye bölgesinde ciddi bir güç olmaya başladı arkadaşlar. Ve bu gücünü her geçen gün hem masada hem siyasi platformlarda, uluslararası platformlarda, askeri alanda, ekonomik anlamda bunu ortaya koydu. Ekonomik anlamda borsa üzerinden spekülasyon yapanlara papuç bırakmadı. Askeri anlamda görüyorsunuz. Pençe Kartal operasyonu, Doğu Akdeniz'de efendime söyleyeyim tatbikat, yani savunma sanayine yapılan yatırımlar, bunların hepsi aslında Avrupa ülkelerine ve bu meselede Türkiye'nin karşısında olan terör örgütlerine karşı bir güç, bir gözdağıdır. Ve gözdağı verirken biz blöf yapmıyoruz. Dediğimiz gibi yani Türk'ün şah damarını kesmeye çalışanı biz kafasını keseriz. Öyle kolay değil. Türkiye kefen biçmek kimsenin haddine değildir. Türk milleti yüzyıllar boyunca savaşmış, at üstünde kıtalar fethetmiş bir milletin neslinin devamıyız. Bu atalarımızın ceddinin torunlarıyız. Türk insanına asla hiç kimse boyunduruk altına alamaz. Türk insanını esaret altına sokamaz. Ve bu bölgedeki yapılan her hareket, her eylem aslında Türkiye'yi köşe sıkıştırma, Türkiye'yi masa başında bir takım olaylara, bir takım sözleşmelere gebe bırakma, zor duruma düşürme, Türkiye'yi abluka altına alma çalışmalarıdır. Ama son 20 yıldır çok şükür ki bunların çoğu bertaraf edilmiştir. Yakın zamanda 15 Temmuz darbesi de, 2006 darbe de bunun en büyük örneğiydi. Ve bu bir dönüm noktasıydı. Elhamdülillah halkımızın da bu konudaki ferasetiyle, bu konudaki cesaretiyle bu dönüm noktasından, bu virajdan dönüldü. Artık Türkiye ile kimse uğraşamayacağını, Türk milletine kefen biçemeyeceğini anladı. Ve bu bölgede de Türkiye çok güçlü bir ülke olduğunu ortaya koydu. Suriye meselesinde olsun, Libya meselesinde olsun, Güney Afrika'daki meselede olsun, FETÖ terör örgütüyle ilgili alakalı olsun, işte Kuzey Irak'ta olsun, yani her türlü siyasi alanlarda gücünü ortaya koyarak bugün dünya ülkeleri üzerinde itibarını arttırmıştır. Bunu gerçekten övüşle, övgüyle her yerde bahsetmemiz gerektiğini, bu konuda gurur duymamız gerektiğini sizlerle ifade etmek istiyorum. Sevgili dostlar, bugünkü Libya dostlarımız bu kadar. Bizleri muhakkak yakından takip etmenizi, özellikle istirham ettiğimiz bir konu var. Lütfen İlkel Haber TV, İlker Karataş'ı YouTube'da takip edin ve abone olun. Dostlarınıza da tavsiye edin. Bizler fenomen olmak için uğraşmıyoruz. Bu dostlar, bu haberler bizim için özel hazırlanıyor. Ben hazırlıyorum bunları. Basın odasına bağlıyız. Basın odasından da haberler bize geliyor. Biz bunları yani öyle derme çarpma oradan buradan almıyoruz. Ve bir de bu işin analizini yapıyoruz biz. Bazıları bizim böyle siyasi söylemler yaparak, çıkışlar yaparak, şov yaparak bu işi yapmamızı istiyor ama bizim böyle bir derdimiz yok. Biz gerçekten gazetecilik anlamında topluma ve kamuya hizmet etmeye çalışıyoruz. Umarım bu konuda sizlere faydalı oluruz. Bu haberleri muhakkak sosyal medyada paylaşmanızı, arkadaşlarınıza tavsiye etmenizi rica ediyoruz. İlkeli Haber TV, İlker Karataş YouTube kanalımızı muhakkak sayfamızı ziyaret edin, abone olun, tavsiye edin. Bizlere ulaşmak isterseniz WhatsApp ihbar hattımız 0542 231 5018. Mail adresimizden bize mail atmak isterseniz ilkelihabertv@gmail.com, ilkelihabertelevizyon@gmail.com. Buralardan bizlere taleplerinizi, fikirlerinizi, işlememiz gereken haberleri, konuları, tavsiyelerde bulunabilirsiniz. Yakın zamanda çevreyle alakalı özellikle bir dosyamızı sizlerle işleyeceğiz. Ve Ayasofya'nın inşallah 15 Temmuz'a açılışıyla alakalı karar erken çıkar. Tekrar Ayasofya ile ilgili Ayasofya'nın tarihini, Ayasofya mimari yapısını, daha önceki ben dergimde de bunu işlemiştim. Hatta şöyle zamanı gelince onu da size sayfa mizampajından göstereceğim.
Ayasofya'yı anlatmıştık. Yani Ayasofya bizim için gerçekten bir kanayan yaraydı. İnşallah bu sene Allah'ın izniyle bu kanayan yarayı durdurmuş olacağız. Ve Müslümanlar Allah'ın izniyle Ayasofya'ya gidip ibadetini yapacak. Ayasofya İslam'ın mührüdür. Bu topraklarda, İstanbul'da bu konu tartışılmaz bir konudur. Tartışmaya açık bile bir konu değildir sevgili dostlar. Konudan konuya geçme hakkınızı helal edin. İnşallah yakın zamanda bu dosyayı işleyeceğiz. Şimdi kanıt sağlayacakla Allah'a ısmarladık. Saygı ve sevgilerimle İlkeli Haber TV, İlker Karataş.